Arkadaşlar merhaba, bugün evimizdeki odaların sıcaklıklarının ortalamasını nasıl alabileceğimizi ve bu ortalama sıcaklık değeri ile kombi termostatını nasıl yönetebiliriz bunu anlatacağım. Home Assistant üzerinde termostat kullanımında tek bir sıcaklık sensör değeri girmemize izin veriyor. Bu da tek bir sıcaklık sensörünün değerine göre termostatı açıp kapatmamıza olanak sağlıyor. Ancak biz tüm evin ya da seçtiğimiz odaların sıcaklıklarının ortalamasını alıp tek bir sensör olarak gösterip Home Assistant üzerinden termostatı daha sağlıklı ve daha tasarruflu çalıştıracağız. Örneğin 3 artı 1 evde oturuyorsunuz ve bir odanızı hiç kullanmıyorsunuz. Biz geriye kalan 3 odanın ortalamasını alıp daha tasarruflu bir termostat kullanım sağlayacağız. Bu seçim tamamen size kalmış. Şimdi videoya geçelim. Bugün VirtualBox üzerinden yeni bir Home Assistant oluşturdum. Bu yüzden benim sensörlerim ve kombi switch'im burada olmadığı için bu sahtelerini oluşturdum. Bu sahteleri nasıl oluşturabiliriz? Belki sizin işinize yaramayabilir ama yeni bir otomasyon test ederken belki kullanabilirsiniz. Ayarlar, cihazlar, yardımcılar ve yardımcı oluştur bölümüne gelip buradan kombi switch'i oluşturmak için geçişe tıklıyoruz ve sadece isim ve simge seçiyoruz. Bu şekilde aç kapa bir switch'iniz oluşmuş oluyor. Sensör için ise buradan random'a geliyorsunuz. Rastgele sensör. Buradan isim belirttikten sonra minimum ve maksimum değer belirtiyorsunuz. Sıcaklık için temperature, nem için ise humidity seçiyorsunuz. Buradan da ölçü birimini seçip gönder diyorsunuz. Bu her 30 saniyede bir random şekilde yeni bir değer belirliyor burada. Yine sıcaklık sensöründe de her 30 saniyede bir yeni bir değer atıyor. Bu şekilde bugün bu sensörler üzerinde çalışacağız. Bugün iki farklı sensör ortalaması nasıl alırız onu göstereceğim. Ayrıca iki farklı da termostat göstereceğim. Öncelikle sensör ortalamasının birinci yöntemini göstereyim. Yine bu ekrandan yapıyoruz. Yardımcı oluştur bölümünden birkaç sensörün durumunu birleştir diyoruz. Buradan isim verelim. Port sıcaklık diyelim. Buradan sıcaklık sensörlerimizi ekleyelim hızlıca. Sıcaklık sensörlerimizi ekledikten sonra istatistik özelliği bölümünden aritmetik ortalamayı seçiyoruz. Hassas kısmını 2 olarak bırakabilirsiniz. Bu virgülden sonraki değeri belirleyecektir. Bu şekilde gönder diyoruz. Bir de bunu nem için yapalım. Ve bunu da gönder diyorum. Evet, ortalama sıcaklık değerimiz bu şekilde. Ortalama nem değerimiz de bu şekilde. Şimdi ikinci yönteme geçelim. Bu ikinci yöntemi neden gösteriyorum? Çünkü birinci yöntemde bazı aksaklıklar çıkabiliyor. Bunu ileride göreceğiz ne gibi aksaklıklar çıkıyor. İkinci yöntem daha sağlıklı oluyor. Bunun için Hex uygulamasına ihtiyacımız var. Eğer sizde Hex uygulaması yoksa bunu YouTube'dan Home Assistant Hex kurulumu yazarak siz de kurabilirsiniz. Buradan entegrasyon bölümünden Explore Dovland bölümüne geliyoruz. Ve buraya Average Sensör yazdıktan sonra çıkan uygulamayı kuruyoruz. Yalnız bu videoyu çektiğim tarihte buradan kurmak hata veriyor. O yüzden sizde de hata verirse ikinci yöntemi göstereceğim. O şekilde kurabilirsiniz. Ama önce buradan direkt kurmayı da deneyin. Belki düzeltmişlerdir o hatayı. İkinci yönteme geleyim. Sağ üstte 3 noktaya geliyoruz. Custom'a tıklıyoruz. Buraya aşağıda açıklamalarda belirttiğim linki yazıyoruz. Buraya da entegrasyon deyip add diyoruz. Ekleme tamamlandı. Daha sonra burada zaten yeni olarak gösteriyor. Buna direkt tıklayıp download diyoruz. İndirme tamamlandı. Bizden yeniden başlatmamızı istiyor. Home Assistant'ı yeniden başlatıyoruz. Home Assistant'ı yeniden başlatmadan önce yapılandırmayı kontrol et demeyi kendinize alışkanlık haline getirirseniz çok daha iyi olur. Hataların önüne geçmiş olursunuz. Home Assistant'ımız yeniden başladı. Şimdi File Editor'a ihtiyacımız var. Eğer sizde File Editor yoksa Ayarlar, Eklentiler bölümünden eklenti mağazasından bunu ekleyebilirsiniz. File Editor'a geliyoruz. Buradan Configuration YAML'ı seçiyoruz. Buradan alt satıra geçip Açıklamalar bölümünde belirttiğim kodu ekliyoruz. Bu ortalama sıcaklık için bu Entities altına sıcaklık sensörlerimizi ekleyeceğiz. Ben bunları hızlı bir şekilde ekleyeyim. Evet, bu şekilde sıcaklık sensörlerimizi eklemiş olduk.
Ve bunu nem içinde yapalım. Nem sensörlerimiz içinde bir ortalama değer aldık. Ve bunu bu şekilde kaydedip homestanı yeniden başlatmamız gerekiyor. Homestanımız yeniden başladı. Şimdi cihazlar varlıklar bölümünden ortalama sıcaklık sensörümüz, ikinci oluşturduğumuz bunlar. Bu şekilde ortalama nem sensörümüz. Bu şekilde iki farklı yöntemle ortalama sensör değerini alabildik. Şimdi ikinci aşama olarak termostat kurulumuna gireceğiz. Bunun için ise iki farklı yöntem var. Birincisi, Homestan içerisinde kendi termostat kartı var. Yalnız bu termostat kartı çok basit. Biz bunun daha gelişmişini kuracağız. Yalnız bizim burada ihtiyacımız olan bir kod var. Onu kopyalıyoruz. Ve tekrar File Editor'a gelip Configuration YAML altına bunu ekliyoruz. Ekledikten sonra heater kısmına kombi switch'imizi, target sensör kısmına ise ortalama sıcaklık değerimizi giriyoruz. Bu şekilde girdikten sonra kaydedip tekrar yeniden başlatmamız gerekiyor. Homestanımız yeniden başladı. Şimdi basit termostat kartı nasıl onu göstereyim. Buradan kart ekle diyoruz. Aşağı inip termostatı seçiyoruz. Ve burada basit termostatımız zaten direkt çıktı. Burada özellikler kısmından isterseniz altına açma kapama butonu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kaydet diyoruz. Evet, bu şekilde ekledik. Hedef sıcaklığımız 26.8, ortalama sıcaklığımız ise 23.7. Örneğin bunu düşürelim. Gördüğünüz gibi kombi switch'i kapanıyor. Hedef sıcaklığı arttırdığımız zamansa kombi switch'imiz açılıyor. Buradan da kapat yapabiliriz direkt. Ya da buradan artı eksiler daha hassas çalışabilirsiniz. Şimdi daha gelişmiş olan Better termostatı nasıl kurarız onu göstereceğim. Öncelikle bunu siliyorum. Tekrar Hex uygulamasına geliyoruz. Buradan entegrasyon bölümüne gelip Explorer Dovlant'ta buraya Better termostat yazıyoruz. Bende direkt çıktı. Ve bunu Dovlant diyoruz. Bu eklentiyi kurduktan sonra bizden yeniden başlatmamızı istiyor. Homestanımızı yeniden başlatıyoruz. Homestanımız yeniden başladı. Evet, gördüğünüz gibi Better termostat burada. Bir de bunun kartı var. Onun için de Front bölümüne gelip buradan Explore Dovlant diyoruz. Ve Better Thermostat UI seçiyoruz. Ve Download diyoruz. Ve Reload diyoruz. Şimdi eklentimiz ve kartımızı kurduk. Bundan önce yapmamız gereken bir işlem daha var. Ayarlar, cihazlar, entegrasyon ekle kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi Better Thermostat burada çıktı. Ancak ondan önce bizim hava durumu uygulamasına ihtiyacımız var. Bunun için de buraya Meteor yazdıktan sonra zaten direkt çıkıyor. Şu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Bu sizin evinizin konumunu belirten enlem ve boylam koordinatları. Bu homestanı kurarken sizin belirttiğiniz haritadaki yeriniz. Eğer siz belirtmediyseniz homestanı kurarken buradan ayarlar, sistem, genel ve konumu düzenle diyerek evinizin konumunu kendi konumunuz olarak belirleyebilirsiniz. Hani nokta atış yapmayanıza gerek yok. Direkt İstanbul bölgesinde bir yeri de yapabilirsiniz ya da hangi şehirde yaşıyorsanız o şehri de herhangi bir yere bırakabilirsiniz. Maksat o bölgenin hava durumu bilgisini almak. Meteoroloji uygulamamızı da gönder diyerek kuruyoruz. Bitir diyoruz. Şimdi bizim bu meteoroloji uygulamasından sıcaklık ve nem sensörlerini çağırmamız gerekiyor. Bu ikinci kuracağımız gelişmiş termostatta ihtiyacımız var. Bunun için yine açıklamalar bölümünde bıraktığım kodu File Editor Configuration YAML'da yine alta ekliyoruz. Burada iki tırnak araları var. Buraya mouse'unuzu getirdikten sonra Entities. Buradan Forecast Home. Ben Home ismini vermiştim. Direkt bunu seçiyoruz. Yine alt satırda da iki tırnak arasına bunu yapıyoruz. Bu şekilde kaydet deyip Homestan'ı yeniden başlatıyoruz. Evet, Homestan'ımız yeniden başladı. Şimdi ayarlar, cihazlar ve entegrasyon ekle bölümüne gelip gelişmiş termostatımızı, Better termostatı kurabiliriz. Buraya bir isim vermemiz gerekiyor. Ben kombi diyorum. Buradan basit termostatı seçiyoruz. Bunun çok bir önemi yok.
değerleri buradan alacak ama biz yine de buradan seçmemizi istiyor. Biz seçiyoruz. Temperature sensöre ortalama sıcaklık değeri giriyoruz. Şimdi burada ikinci oluşturduğumuz ortalama sıcaklık değeri gözüküyor. Ancak birinci yöntemle oluşturduğumuz ortalama sıcaklık değeri burada gözükmüyor. O yüzden ikinci yöntem daha sağlıklı. Buradan ikinci yöntemle oluşturduğumuz ortalama sıcaklık sensörünü ekliyoruz. Yine nem sensörü için de aynısı. Bu kısımda bizden dış sıcaklık sensörü istiyor. Eğer sizin evinizde dış sıcaklığı ölçen bir sensörünüz varsa onu ekleyebilirsiniz. Ancak biz az önce hava durumu uygulamasından dış sıcaklık değerini çağırmıştık. Onun için dış sıcaklık değerini seçiyoruz. Eğer sizin evinizde pencerelerinizde pencere sensörü varsa buradan onu seçebilirsiniz. Burada tek bir değer seçmenize izin veriyor. Eğer sizde daha fazla pencerede sensör varsa bunları grup yapıp burada tek sensör olarak onu ekleyebilirsiniz. Buradan yine hava durumu uygulamasını seçiyoruz. Burada eğer pencere sensörünüz varsa pencere açıldıktan ne kadar sonra termostat kapatılsın? Burada pencere kapatıldıktan sonra termostatınız kaç dakika ya da saniye sonra açılsın gibi saniye saat ayarları yapabilirsiniz. Bu tasarruf için örneğin camınızı açtınız, kombi kapansın ve o anda çalışmasın boşuna diyebilirsiniz. Bu kısımda dış sıcaklık sensörünün aldığı değerin 20'nin üstünde olması halinde termostatı kapat şeklinde. Bunu yaz modu olarak da düşünebilirsiniz. Bu kısım ise önemli. Buraya derece cinsinden bir tolerans belirlemeniz gerekiyor. Ben buraya 0,5 olarak giriyorum. Ama siz 1 derece olarak da belirleyebilirsiniz. Peki bu kısım bize ne sağlıyor? Örneğin burayı 0 yaptınız ve hedef sıcaklığınızı 25'e getirdiniz. 24,9'a düştüğü zaman sıcaklık kombi tekrar çalışıp 25'e gelecektir. 24,9'a düştüğü zaman tekrar 25'e gelecektir. Örneğin buraya 1 derece yazdığınız zaman 24'e düşüp tekrar 25'e çıkacaktır. 24'e düşüp tekrar 25'e çıkacaktır. Bu şekilde çalışacaktır. Bu daha tasarruflu olmanızı sağlar. Ben 0,5 giriyorum. Örneğin 24,5'a geldiği zaman tekrar beni 25'e çıkar. Tekrar 24,5'a düştüğü zaman tekrar 25'e çıkar. Ya da hedef sıcaklığı mesela 25,5 yaptınız. 25'e geldiği zaman 25,5'a çıkar şeklinde yapabilirsiniz. Daha sonra sonraki diyoruz. Ve burada hiçbir ayar yapmanıza gerek yok. Tekrar sonraki diyorsunuz. Evet, gelişmiş termostatımız Better termostatı da kurduk. Evet, gelişmiş termostatımız Better termostatı kurduk. Buna nasıl gözüküyor ona bakalım. Tekrar kart ekle bölümüne geliyoruz. Buraya Better yazdıktan sonra zaten direkt çıkacak. Evet, buradan başlık olarak bir isim belirleyebilirsiniz. Ben yine kombi yazıyorum. Buradan Eco Temperature bölümüne hangi değer girerseniz buradan Eco Mode butonu olan yaprağa tıkladığınız zaman o değere gelecektir. İsterseniz bunu Disable Echo diyerek de kapatabilirsiniz. Örneğin pencere sensörleriniz yoksa buradan direkt Disable Window diyerek de kapatabilirsiniz. Burada gözüken güneş simgesi ise yaz modunu temsil ediyor. Az önce ayarlar kısmından dış sıcaklık 20'nin üstüne gelirse termostatı kapat şeklinde belirlemiştik. Bu onu temsil ediyor. Buradan direkt menüyü kapatabilirsiniz. Sıcaklık butonunu kapatabilirsiniz. Off butonunu kapatabilirsiniz. Daha fazla seçenek sağlıyor. Bu şekilde nasıl çalışıyor bir bakalım. Evet, ortalama sıcaklığımız 24,7, ortalama nemimiz 67,3. Burada hedef sıcaklık 21 olarak belirtilmiş. Biz bunu arttıralım. Gördüğünüz gibi kombi switch'im açıldı ve burada kırmızı yandı. Buradan ekonomik moda getirdiğim zaman tekrar 23'e düşüyor gördüğünüz gibi. Buradan direkt kapatabilirsiniz. Buradan ısıtma modu bu şekilde çalışıyor. Şimdi size ucuz maliyetli kombi switch'i yani kombi termostatı nasıl yapabiliriz? Bunu göstereceğim. Kombi termostatları genellikle pahalı olduğundan ülkemizde yaygın olarak tercih edilmez. Birçok kişi sıcaklık ayarını genellikle kombi üzerinden yapmanın yeterli olduğunu düşünür. Ancak kombinin üstünden ayarladığımız sıcaklık değeri peteklerde dolaşan suyun sıcaklığıdır. Yani evimizin sıcaklığı değildir. Bu durum nedeniyle daha yüksek faturalarla karşılaşıyoruz. Ancak bu sorunu çözmek için evimizde bulunan sıcaklık sensörleri ve uygun maliyetli bir kuru kontak röle kullanarak daha akıllı bir termostat yapabiliriz. Kuru kontak röleler, gücün her zaman başka bir kaynaktan sağlandığı bir kontak türüdür. Açma kapama işlemi sırasında herhangi bir elektrik bulunmaz.
Bu kısımda sadece devreyi birleştirip ayırmayı sağlar. Bu bağlantılarda sadece birkaç lehim yapmamız gerekecek. Yaklaşık olarak sadece 4 adet lehim yeterlidir. Bu lehimler sadece röleye kablo bağlamak için olacak. Kombimizde herhangi bir tadilat işlemi yapmayacağız. Bu projede Sonoff'un RE5 volt 1C modeli kuru kontak rölesini kullanacağız. Bu röle hem home assistant'a kolayca entegre edilebilir hem de uygun maliyetlidir. Çekim yaptığım tarihte bu röle yaklaşık 265 lira civarındaydı. Siz de internetten araştırarak en uygun fiyatlı olanı bulabilirsiniz. Röle çıplak olarak gelir ancak bu bizim için bir problem değildir. Kombilerin çoğunda termostat girişi bulunur. İnternetten kombinizin model numarası ve model adıyla arama yaparak bu girişin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Genellikle ön kısımda bulunan ekran ve butonların olduğu anakart kısmında yer alır. Fabrika çıkışında bu girişler genellikle küçük bir kablo ile kısa devre yaptırılmıştır. Bu küçük kabloyu çıkarıp kuru kontağın anahtarlama bölümünden gelen iki kabloyu bu girişlere takacağız. Artı ve eksi olmadığı için rastgele takabilirsiniz. Önemli olan devreyi birleştirip açmaktır. Röleye güç vermek için 5 volta ihtiyacımız var. Eğer kombinizin yanında bir priz varsa USB TTL seri dönüştürücü kablo kullanarak kırmızı kabloyu rölenin 5 volt giriş bölümündeki artı kısmına, siyah kabloyu ise eksi kısmına lehimleyerek bir telefon adaptörü ile direkt besleyebilirsiniz. Eğer kombinizin yanında priz yoksa kombinin yanında kesinlikle bir sigorta kutusu vardır. Buradan 220 volt faz ve nötr alarak 220 voltu 5 volta dönüştüren bir adaptör kullanarak rölenizi besleyebilirsiniz. Ancak bu adaptörler çıplak olduğu için ve üzerinde 220 volt olduğu için bir muhafaza içine almanız gerekmektedir. Aksi takdirde tehlikeli olabilir. Bu şekilde basit bir kurulum yaparak doğalgaz faturanızı düşürebilir ve daha konforlu bir evin tadını çıkarabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, videoların devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.